Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle hedef ara konusundan bahsedeceğiz. Öncelikle tablomuzu bir tanıtayım sizlere. Tablomda kredi tutarı, faiz oranı ve ay bulunmakta ve aylık ödeme tutarını öncelikle bulmamız gerekiyor. Bunun için basit bir formülümüz var. Hemen FX kısmına tıklıyoruz ve devresel ödeme yazıyoruz arkadaşlar. Bu kısma geldiğimiz zaman oran hemen oranı yazıyoruz arkadaşlar. C3 kısmı 1,07. Dönem sayısı 24 ay. Bu kısma ise arkadaşlar kredi tutarını yazıyoruz arkadaşlar. Tamama bastığımız zaman eksi 949 yazıyor. Bu eksiyi değiştirmek istiyorsanız eşittirden sonra eksi işareti koymanız yeterli. Ve 949 yazdı. Şimdi ben 949 TL ödeyecek durumda değilim. Ben 600 TL ödeyebilirim. Bana uygun kredi hangisi diye sorulur ise yapacağınız şey veri grubuna gelip buradan tahmin kısmından durum çözümlemesine geliyorsunuz. Buradan da hedef arayı seçiyorsunuz arkadaşlar. Evet, hedef arayı seçtiğimiz zaman ayarlanacak hücre E3. E3'te ne yazmasını istiyorum? 600 TL yazmasını istiyorum. Değişecek hücre. Şimdi ben 600 liralık bir ödeme yapacaksam bana verilen kredi de değişir, değil mi? Kredi tutarı değişir. Kredi tutarını değiştirdim arkadaşlar. Tamama bastığımızda görmüş olduğunuz gibi Excel gerekli işlemleri yaptı ve 12.640 TL bir kredi tutarım var ve 24 ayda ödeme yapabiliyorum. Bu konuyla alakalı anlatacağım şeyler bu kadar. Bundan sonraki dersimizde veri, durum çözümlemesi, senaryo yöneticisi ve veri tablosu kısımlarını anlatacağız. Görüşmek dileğiyle.